Dr. Hüseyin Azlıkul. Burada Vital Fülya bünyesinde 3. katta natürel sağlığın çalışan hekimlerindenim. Burada özellikle tamamlayıcı tıpın ajanlarının ön planda olduğu fizik tedavi ve ağrı tedavilerini ön planda bulunduruyoruz. Ben Türkiye'deki Nöral Terapi Derneği'nin ve Türkiye'deki Manuel Terapi Derneği'nin eğitmenleri ve başkanları konumundayım. Ve bu burada özellikle ağrı başta olmak üzere boyun ağrısı, bel ağrısı, fibromiyalji, migren gibi ağrıların yanı sıra özellikle kronik kabızlık ve bağırsaklarla ilgili şikayetlerde, bağırsak dorusu disfonksiyonlarında, besin duyarlılıklarının neden olduğu sorunlarda, alerji ve alerji menşeinde gelişmiş olan hastalıklar, ürtüker, histamin deşarjı gibi rahatsızlıklarla mücadelenin yanı sıra fizik tedavi ajanlarının birlikte kullanıldığı hastalara kendilerini bir an önce sağlıklarına kavuşması için yaptığımız bir çaba içindeyiz. Bizim buradaki özellikle natürel sağlığının mesajı şu: hastalandıktan sonra bize geliyorsanız biraz geç kalmışsınızdır. Önemli olan hastalanmadan gelip ve hastalanmamak adına ömür boyu sağlıklı kalmak adına koruyucu hekimlik çerçevesinde kendinize yatırım yapmanız ve bedeninizi özlemsemeniz ve ortada olan rahatsızlıklar varsa bunların önlenmesi için çaba içinde olmaktır. Teşekkürler. Öncelikle sevgili Profesör Hüseyin Nazlıkul, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili arkadaşım. Siz gerçekten çok sevdiğim, değer verdiğim ve bir gazeteci olarak fiziksel gelişim ve iyi yaşam, kaliteli yaşamla ilgili aynı zamanda bu konularla çok ilgili bir birisi olarak fikirlerine, çalışmalarına çok değer verdiğim bir tıp insanısınız. Çok sevdiğim bir dostumsunuz, biliyorsunuz zaten. Şimdi Hüseyin Nazlıkul, şimdi ben bazı insanları anlatırken böyle bir iki kelime yetmiyor. Fakat 5-6 kelime verdiğiniz zaman da çok kalabalık gibi gözüküyor ama şimdi ben size baktığım zaman nöral terapi akupunktur uzmanı ama onun yanı sıra o kadar farklı, kaliteli bir yaşam için neler yapmamız gerekiyor konusunda bunu teknik olarak anlatan, tıbbi olarak anlatan o kadar değerli bir bilim insanısınız ki şuradan başlayayım. 2000'li yıllarda Türkiye'de anti-aging bilinmediği dönemlerde siz aslında Türkiye'yi anti-aging'i tanıtan tıp insanısınız. O dönemlerde her ne kadar bundan 20 yıl önce dünyada anti-aging yavaş yavaş konuşuluyor olsa da biz burada konuşmuyorduk ve şu anda artık anti-aging, herkes anti-aging uzmanı oldu. İsterseniz oradan başlayalım. Şimdi aslında anti-aging kelime anlamıyla anti karşıt, aging geriye yaşlanma. Aslında zamanı geriye almak mümkün değil. Böyle bir şey yok. Aslında anti-aging'den önce Almanya'da uzun yıllardır koruyucu hekimlik, preventif, sağlıklı yaşam dediğimiz bir alan var regülasyon tıpında. Amerika ekolü bunun içindeki bazı komponentleri iyi paketleyerek çok iyi satmayı beceren bir yaklaşım ve onun üzerinde özellikle Amerikan ekolü 1997-98'lerden sonra bunu pazarladı. Yani geriye yaşlanma, sanki gençleştirme gibi. Dolayısıyla baktığımız zaman aslında kaliteli yaşlanma bir biçimiyle ömür uzatmaktan ziyade hastalanmamak, bedenine yatırım yapmak ve dolayısıyla bedeninin farkına olmak. Yani biz bugün yaş dediğimizde 365 günü algılıyoruz. Oysa bir insanın aldığı yaşı baktığımız zaman bunun yanında sadece nüfus cüzdanındaki doğum yaşınızdan ziyade, 365 günden ziyade büyük aspektler burada önemli. Psikojenik yaşadığınız travmalar ve bunun sizde yaratmış olduğu yıpratmalar önemli. Toplumsal yaşadığınız kültürün içinde izolasyon, karantinada mısınız, cezaevinde misiniz, faşizan bir yapıda mı yaşıyorsunuz ve dolayısıyla toplumsal anlamda bunun yaratmış olduğu kısımlar var. Ekoloji kısmı burada son derece önemli. Onun için de baktığımız zaman yaşlılık bir kere nedir? Ne zaman kendimizi yaşlı hissediyoruz? Kim yaşlanıyor? Ve dolayısıyla yaşlılık kavramını nasıl değerlendiriyoruz? Ve dolayısıyla bu komponente birçok veri var. Dolayısıyla aslında dönüp baktığım mitolojiye baktığımızda insanlık tarihi kadar hep ölümsüzlüğü keşfetmek gibi bir gaye var. Evet. Abu Hibat da böyledir. Dolayısıyla gençlik pınarındaki Yunan mitolojisinde bu var. Goethe'nin yazmış olduğu Faust'a ruhunu, Faust'un ruhunu Mephisto'ya satmasıyla ilgili uzun ömürlü yaşamak var. Ve bunlar hepsi her dönem büyük bir hayal kırıklığıyla yaşanmış.
Ama biz bugün tıbbın ve tamamlayıcı tıbbın gelişimiyle beraber ve gerçekten sağlıklı yaşlanmayı artık önlemini biliyoruz. Dolayısıyla bu prosesleri çok daha net kavradık ve dolayısıyla buradaki beslenmede tutun, uyku kalitesinin önemini, bedensel aktivitenin önemini, stres yönetimini vesaire. Bugün o anlamda baktığımız zaman, şimdi modern tıp anlamında baktığımız zaman yaşlılığı açıklayan belli hipotezler var, teoriler var. Nedir bu? Bunların en önemlilerinin başında gelen özellikle bir kere hormon teorisi. Yani biz belli bir yaş aldığımızda hormonlarımız da bir düzensizlik oluyor. Ama bugün geldiğimiz noktada şunu net bilmiyoruz. Gerçekten acaba yaşlandığımız için mi hormonlarımız üretilmiyor, yoksa hormonların bedene vermiş olduğu yanıt mı vermiyor? Onun için baktığımız zaman deniyor ki işte telomeraz, her hücrenin belli bir bölünebilirliği var. Onun için biliyorsunuz telomeraz konusu bir Nobel ödülü de getirdi. Ama sanki telomeraz tabletini kullanırsanız ömür boyu sınırsız yaşayacak mısınız gibi. Bu tek hücreli canlılarda mümkün ama bizler gibi kompleks olan canlılarda pek de bunun mümkün olmadığı. Telomeraz dediğimiz nedir? Yani herkesin çok rahatlıkla anlayabileceği gibi. Şimdi hücrenin normal yeni doğan birinde ya da genç birinde hücre belli bir olgunluğa geldiği zaman sürekli bölünür. Bölünerek devam eder. Her yani 50-150 kez defa bölünebilir. Her bölümde de o telomerazın DNA'daki olan zincir biraz kısalır. Belli bir süre sonra kısalma yapılamazsa hücre ölür. Hormon teorisini söyledik. Serbest radikaller son yıllarda çok konuşuluyor. Çok. Özellikle yediklerimizden ortaya çıkan artıklar, soluduğumuz havayı nitelikli kullanamıyorsak bir sürü agresif oksijen durumlar çıkıyor. Belli oranda serbest radikaller gerekli ama bunun fazlası bir enflamasyon sürecini gerektiriyor. Dördüncü bir hipotez eskime teorisi. Yani siz bedeninizi ne kadar horyatça kullanırsanız, hareket etmeyerek, kilo alarak ya da gereğinde fazla ağır bedensel işçilik yaparak bedeni ve dolayısıyla bedeni yorarsınız. Yani bunu bir motor gibi düşünün. Evet. Sürekli çalışan bir sistem bozulabileceği gibi hiç çalışmayan bir arabanın motoru da bozulur, harçlanır. Dolayısıyla bir eskime teorisi. Bağışık sisteminin burada önemli bir komponenti var. Dolayısıyla bireyin immün sistemi. Dolayısıyla çünkü bağışık sisteminiz güçlüyse belki güncel durumla ilgili de bunu daha sonra biraz daha detaylı da konuşabiliriz. Evet. İmmün sistemi burada önemli var. Bir de genetik miras, yani genetik faktörler. Her bireyin doğduğu andan ebeveynlerinden aldığı belli bir miras var, bir genetik miras var. Bir dönemler bu genetik faktörler çok önemsendi. Yani tüm hastalıkları ortaya çıkartmak da, sağlıklı olmak da genetiğimizle açıklanmaya çalışır. Bu büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Genetik mirasımız önemli ama asıl epigenetik dediğimiz çevresel faktörler ve bizim bu genetiği nasıl katkı sunduğumuz daha önemli. Bizim açımızdan, tamamlayıcı tıp açısından, bütüncül regülasyon tıp açısından baktığımız zaman da 1970'li yıllarda benim rahmetli hocam Profesör Horst Ferdinand Herget bireyin asıl yaşlandıran durumunun bedende biriken yıkım ürünleri ve bağ dokusundaki çöplerin, toksinlerin ne kadar fazlaysa bağ dokunuzla yaşıtsınız diyordu. Bunu bağ dokusunun çevrenin önemi 150-200 yıldır biliniyor. Amerikalılar bağ dokusunu daha 2017'de intestüsümü keşfettiler. Yani dolayısıyla ortamın hep steril bakılıyor şey. Diğer bir kısım da nöral terapide de bizim bozucu alan dediğimiz bedenin herhangi bir yerinde geçirdiğiniz bir yara, bir sessiz bir yangı, bir enflamasyon odağının bedenin o elektriksel beden üzerinde yaratmış olduğu hadiselerin yarattığı bir. Dolayısıyla böyle bir hipotezler var. Tabii. Peki bu hipotezleri bir tarafa bırakarak bugün bilimsel olarak insanın ömrünü uzatan bilimsel kanıtlanmış sadece 3 şey var. Geriler hepsi hipotez. Nedir bunlar? Bir kere ne kadar az gıda tüketirseniz, kalorini kısıtlarsanız, özellikle de bu kalori kısıtlaması ne kadar geç saatlerde yemek yemezseniz hem sağlıklı oluyorsunuz hem uzun ve sağlıklı yaşıyorsunuz. Dolayısıyla kalori kısıtlaması. İkinci bilimsel açıklanmış olan ve dolayısıyla ömür uzatan kısım kaliteli uyku. Yani siz uyku esnasında bedeniniz ne kadar melatonin ve büyüme hormonu üretiyor ise gün içinde maruz kaldığımız hasarları beden kendini tamir edebiliyorsa
beden önemli. Üçüncüsü de bedensel aktifte. Yani düzenli orta ağır spordan ziyade günlük hareket. Çünkü biz insanoğlu diğer doğaya baktığımız zaman 4,5 milyar yıldır bir varlığız. Ve biz diğer hayvanlarla, diğer canlılarla baktığımız zaman aslında dört ayaklı kalmış olsaydık çok acınacak bir durumdaydık. Aynen. Dolayısıyla hedefimiz ilk eylem olarak koyduğumuz hedef. Yani eğer bugün bir insanlık bu duruma gelmişse bunu başardığı en önemli kısım dik durabilmesi, ikincisi de yürüyor olabilmesi, yani hareket ediyor olabilmesi. Çünkü bizim diğer vahşi hayvanlara karşı kendimizi savunacak noktamız yok. Dört ayakta tehlikeyi göremezsin. Ağaca tırmanman gerekiyor, yükseğe çıkman gerekiyor. Tehlikeyi çok daha uzakta görüyor olabilmek gerekiyor vesaire. O zaman üçüncü de bilimsel ömür uzatan en önemli kısım da bedensel aktifte. Diğer önemli kısım da bugün çok daha önemli olan, daha Hipokrat'tan beri bildiğimiz, bedenimiz bir bütün. Ve bunun tüm çimentosu, yapı taşını ne yiyorsanız o belirliyor. Dolayısıyla ne kadar sağlıksız gıda tüketirseniz ömrünüzü o kadar tüketirsiniz. Kalori kısıtlaması bir yere, bir de doğru gıdayı tüketmek. Dolayısıyla beslenme durumunuz sizi sağlıklı olup olmamanızı ve dolayısıyla kronik enflamasyona giden süreci açıklayacaktır. Onun için de belki program dahilinde yetişirsek bu COVID-19 sürecinde başlatmış olduğum kronik enflamasyon, anti-inflamatör besleme dediği bir kitap yazdım. Sanırım Haziran ayında da onu okuyucularımıza buluşturacağız. Orada da daha çok bu beslenme enflamasyon boyutunu konuşabiliriz. Sevgili Hüseyin Nazikoğlu, zaten sizinle konuşurken yani saatler yetmeyecek gibi ama o kadar soracağım şey var ki kafamda. Şimdi baktığımız zaman şöyle bir size geriye götürmek istiyorum. Çocukluk yıllarınız anneannenizin anlattığı, size bir şekilde ninni gibi anlattığı dünya klasiklerini dinlemekle geçmiş. Daha sonraki yıllarda Almanya'ya gitmişsiniz, orada Alman ekolünden geliyorsunuz. Herkesin hayatında böyle birden fazla dönüm noktası oluyor ama sizin hayatınızdaki dönüm noktalarından en önemlilerinden biri çok kıymetli hoca Erik Fromm'la tanışmanız ve hatta daha sonra onun bursuyla okuyorsunuz. Bu çok ilginç. O günlerden biraz, o günleri size tekrar geri götürsem? Tabii ki. Yani ben önceleri çok sevdiğim bazı masalları anneannem bana anlatırdı. Akşamları hikayeler anlatırdı ve ben daha sonra bu çok sevdiğim hikayelerin aslında çok klasikler olduğunu gördüm. Örneğin benim çocukluğumda en anneanneme sürekli bana anlatmasını istediğim bir bilgenin Tanrı'yla mücadelesi diyordu. Bunun sonrası Goethe'nin Faust kitabının da Mephisto'nun olduğunu ve dolayısıyla o bilge dediği kısım Mephisto, yani herkesin şeytan diye tarif ettiği, genelinde kötüyü diye lanse ettiğinin aslında bilge olduğunu ve dolayısıyla bilgenin Tanrı'yla olan mücadelesi ve dolayısıyla ikna etme hikayesi. Ben daha sonra 16-17 yaşlarında Goethe'nin Faust kitabını okuduğumda çocukluğumda en çok sevdiğim masalın hikayesinin kahramanlığını orada gördüm. Çok erken yaşta kitap okumayı çok seviyordum. Çocuk denilecek yaşta Almanya'ya gittim. Özellikle anneannemin yanında kaldığımda özellikle Pazarcık'ta arkadaşlarım sürekli sokakta top falan oynarlarken ben oturur okuma yazmayı çözmüştüm ve sürekli bir şeyler okuyordum, yazmaya çalışıyordum. Erich Fromm'la tanışmam da çok kısa, ufak yaşta Almanya'ya gittim. Babam 1964 yılında ilk göçmen kadrosuyla Almanya'ya giden işçilerden biri, rahmetli ve dolayısıyla benim bugün buralara gelmemde çok büyük emeği var ve son derece en büyük rehberlerimden biri. Almanya'da gümnazyuma gidiyordum okulda öğrenciyken. Almanya'da özellikle 5. sınıftan itibaren yıllık yapılan bazı geziler var. Bunlar bazen ülke içinde olabiliyor, bazen ülke dışında olabiliyor. Bu gezilerde de genelde çocukların mümkün mertebe bulundukları yerde sadece coğrafi güzellikleri keşfetmeleri değil, yani onların biraz bazı beğeniler kazanmaları.
Bizim bir sınıf öğretmenimiz vardı ve çok da sevdiğim, hala görüşüyorum çünkü. Erich Fromm'la tanışmama bir vesile olan da o. Ve bize o dönem Sein und Nichtsein dediğini, olmak olmamak adı altındaki her şeyin, Erich Fromm'un kitabını okumamızı ve dolayısıyla Zürich'te onun bir söyleyişine katılacağımızı ve dolayısıyla bizlerin böyle bir şansı elde ettiğimiz için çok özel çocuklar olduğumuzu ve o insanın aslında Freud döneminden sonra yaşayan ve 21. yüzyılından ziyade 25. yüzyıla rehber olabilecek bir bilge olduğunu söylemişti. Yani 25. yüzyıla rehber olabilecek fikirleri olduğunu söylemişti. Ve biz sunumu, onun söyleyişini dinlediğimizde bir soru sordum. Dolayısıyla soruyu bilerek mi, ben solunun ağırlığını çok daha sonraları anladım ve dolayısıyla söyleyiş bitti ve sonrasında çağırdı beni. Kim olduğumu, nerede geldiğimi, kökenlerimi merak etti. İşte bir Türk, aslında bir göçmen çocuğu olduğumu, yok dedi. Yani bu soru biraz sadece onunla ilgili değil, daha verilerle. Çocukluğun nerede geçti? İşte köyde, kırsalda, Türkiye'de geldim ama burada okulda okuyorum ve sınıf öğretmenim de yanımda duruyordu. Sınıf öğretmeni o arada araya girdi. Çok dedi, farklı biri dedi. Kafası hiçbir zaman bizim gibi çalışmıyor. Sürekli okuyan biri ve çok soran biri. Hiçbir zaman alıştıramıyorsunuz bir şeyleri. Papağanlık yaptıramıyorsunuz dedi Hüseyin'e. Ve onun üzerine yazışma adreslerimi falan aldı ve İsviçre'de döndükten sonra Almanya'ya birkaç hafta sonra bir mektup geldi. Ve o mektubun sonrasında da işte benim yazın eğer istersem onun evinde kalabileceğimi, babam ilk etapta buna izin vermedi, yabancı birine, çocuk yaşta birine gidiyorsunuz diye. Ve bu da kaldığımız kırsal kesiminin, hem sınıf öğretmeninin abisi de kaldığımız kasabanın belediye başkanıydı. Hmm. Hocamla konuştum. Belediye başkanı babamı çağırdı. Dedi ki, Erich Fromm beni evine davet edecek olsa ben şu an bu kurumdan istifa eder giderim. Yani dolayısıyla oğlunuzu çağırıyorsa göndermenizi isterim vesaire. Onun üzerine gittim ve ben yaklaşık 5 yaz, tüm yaz tatillerimi bir fiil onun evinde kalarak onunla yaşadım ve o bana çok şey kavrattı. En büyük deneyimimi vermiş olduğu kitaplarda hiç unutmam. Onun için bende Richard Bach'ın Martı kitabının çok bir önemli özelliği var. Bu kitabı okuyacaksın dedi. Sonra bir daha kitabı bana anlatacaksın dedi. Çünkü sabahları bir saat o bir şeyler anlatıyordu. Sonra gün içinde yapabileceğim, eğleneceğim, okuyacağım şeyler ve akşamları da benim ona günle ilgili ve konuşmalarım yapmam gerekiyordu. Yani bir biçimiyle benim aslında Erich Fromm'la bu sohbetlerimi, sonra Mephisto'nun Sophie'nin Dünyası diye bir kitap çıktığında bir fiil yaşadığım şeyler. Yani dolayısıyla hep onu çağrıştır. Yani o sahneler, bir fiil eğer bizi, yaptığımız sohbetleri yazsaydık, o Sophie'nin Dünyası'ndan çok daha büyük, nitelikli bir klasik olurdu. Ve hatırladığım kadarıyla da bunları bir not alıyorum ve günün birinde de bunları yayınlamayı düşünüyorum. Neden Martı kitabı? Sonrasında dedi ki, anlat bakalım kitabı. Ben işte Jonathan'ın özgürce boyut değiştirerek uçmalarını falan anlattım ve dolayısıyla hayranlıkla. Hayatımda işitmediğim büyük azar işittim. Ve dolayısıyla ben de biraz asi bir çocuğum. Bana dedim, burada evde misafir ettiğin için beni azarlayamazsın. Sen dedi, aptal mısın? Geri zekalı mısın? Kitapta olduğu şeyleri anlatıyorsun ve bir fiil. Tabii dedim, kitabı oku dediniz. Erinmedi. Evden bahçede oturuyoruz. Çıktı yukarıda o dönem kaset dolayısıyla kaseti başa sardı. Bak dedi, bu aptal kutusu da senin dediklerini söylüyor. Sen burada ne anladın? Kendi sözcüklerinde anlat bana. Dolayısıyla bunun arka planını gör. Öncükte yazılan sözcükleri anlatma. Kendi sözcüklerinle ve mümkün mertebe bir kitapta arka hikayeyi gör. Ve ben orada Martı'da emeği,
yalnız kalmamanın önemini sadece bir kuşun hikayesinden ziyade aslında yalnız kalabilmek adına, dışlanmak adına hedef koyduğun bir veriye nakış nakış işleyerek o mücadeleyi vermen gerektiğini, hatta hastalanacak noktada bile olsan, izole olabilecek noktada olsan dahi bunu göremiyor. Dolayısıyla ben 12 yaşında artık bir kitabı, bir şey okurken sözcüklerden ziyade mümkün mertebe arkada vermesi gereken mesajı ve arka planı görmemi istedi. Ve bugün eğer bir Hüseyin Nazlıkul varsa bu örneğin çok büyük boyutu var. Ve dolayısıyla da o gün bugündür de mümkün mertebe bir katıldığım eğitimlerde, okuduğum kaynaklarda ve bilimsel platformda onu sözcüklerde, o sözcüklere dökebilmekten daha çok kendi örneklerinde kişiyi, o bilgiyi daha doğru aktarabilmek adına bir çaba içindeyim. Çünkü ne kadar bilirsek bilelim, karşının anladığı kadardır o bilginiz. Evet, ve dolayısıyla evet. Sizi o bilgiyi yalın örnek hallerine getirmeniz gerekiyor. Sanırım Elif Rom'un bana en büyük kattığı bu. Çok özlüyorum ve her yıl muhakkak ve muhakkak kitaplarını bir tekrar gözden geçiriyorum. Ve bazılarına bunu, hatta bazı hekim arkadaşlarla bunu konuştum. Daha önce de okumuşsun bu kitabı. Evet, ben bazen rehber olan kitapların bir kez değil, gerekirse 1000 kez bile okunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir müziği dinliyoruz, bir filmi izliyoruz, bir tiyatroya gidiyoruz. Bir kez izlediğimiz ya da dinlediğimizde onunla yetinmiyoruz. Hele hele sevdiğimiz bir müziği sonrasından 8-9 kez dinledikten sonra mırıldanıyoruz. Daha sonra onu hep eşlik ediyoruz ve keyif alıyoruz. Neden bu kadar bir müzikten çok daha büyük değeri olan bir eseri bir kez okuduk ve anladığımızı düşünüyoruz? Yok böyle bir şey. Aynen. Dolayısıyla her okuduğunuzda bunun çok daha bir farklı boyutuna geliyorsunuz. O anlamda da Erich Fromm bana göre neden benim sınıf öğretmenimin 25. yüzyılın ilmi adamı dediğini şöyle algılıyorum. Çünkü sevgi, tüm yaşamının zeminine sevgiyi koymuş. Dışlanmak adına Alman kökenli, Alman olmasına rağmen Alman Yahudisi ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra asla ve asla Almanya topraklarına ayak basmamış. Ve dolayısıyla Hitler'in arkasına takılan Almanları asla ve asla affetmemiş. Evet. Ve onun eleştirilerini ortaya çıkartmış. Ve toplumsal anlamda da sevginin, kadının, toprağın yanı sıra rüyanın yorumlanmasını, yani bilinçaltına seyahatin bilimsel boyutta neler ifade ettiğini açıklamaya çalışmış ve tüm yaşamının odağına da her şeyi sevgi koyarak ve sevginin konulması gerektiğini ve bu sevgiyi derken de başkalarına kendini kabul ettirmek için değil, içindeki çocuk için ve dolayısıyla tüm hedefi içindeki çocuğu olgunlaştırmak. Ki içinizdeki çocuğu olgunlaştırdığınızda Tanrı'ya daha yakın oluyorsunuz. Tanrı'ya yakın olduğunuz için bulunduğunuz sosyal çevreye ışık saçıyorsunuz. Onların sorunlarını görüp ve dolayısıyla insan bazen içinde bulunduğu bir çemberin sorun hikayesini göremeyebiliyor. Oraya küçük dokunuşlarla bunu çözebiliyorsunuz vesaire. Onun için tabii ki aslında bunlar tek benim başıma gelen değil. Hepimizin günlük hayatında birçok dokunuşlar oluyor, yollar geliyor. Ben belki de yolunun kesişen bu rehberlerimin topluma oranla biraz daha farkında olan biriyim. Yani aslında bu kesişmeler birçoğumuzun günlük yaşamında oluyor ama özellikle modernleşen hayatta budandığı için, herkes bir başarılı olabilmek peşinde koştuğu için onun farkındalığını hissetmiyoruz. Onun için de özellikle sizle yolumuzun kesişmesi bile bir farkındalık. Bu konuda da İzzet Çapa'yı burada anmak lazım. Evet, sevgili dostum. Sen... Dolayısıyla bizi bir araya getiren çok özel bir insan. Evet. Büyümeyen arkadaşın dolayısıyla dolayısıyla içindeki çocuğu her zaman o sadeliğiyle koruyan. Dolayısıyla bunların hiçbiri tesadüf değil ama önemli olan bunun farkına varmak ve dolayısıyla bunu yaşayabilmek. Hocam şimdi aslında bu hikayeyi anlatırken ben sizi dinlerken tüylerim diken diken oldu. Tabii Erich Fromm çok değerli bir üstad. Kitapları çoğumuza büyük bence aslında ufkumuzu genişleten mesajlar verdi, vermeye devam ediyor ve aynen size katılıyorum. Bazı kitaplar aynen senfoni gibi bir değil, yüzlerce, onlarca, binlerce kere dinlersiniz ve her dinlediğinizde farklı bir mana, farklı bir bilgi alıyorsunuz.
Bu anlamda bütün bu değerli üstadları ben babanızı da rahmetle anıyorum. Çünkü çok güzel bir şekilde yolunuzu açmış. Bu arada tabii sevgili İzzet'i de aynı şekilde bizim tanışmamıza vesile olan sevgili arkadaşım. Şimdi ben size kafamda bir şey vardı sormak istedim. Fakat onun öncesinde tabii konuşmamız öyle bir şekilde yol aldı ki şimdi bedenlerden bahsettiğimiz zaman ruh özündeki sonsuzluk ve ilahi güçten dolayı maddeyle direkt olarak temas edemez. Bu tıpkı şey gibi bir ateşe bir koru düşünelim. Elimizi uzatamayız, yanarız. Bir maşaya ihtiyacımız var. Bu yüzden de ruhun bu düzlemdeki tezahüründe bedenlere, farklı titreşimlerdeki bedenlere ihtiyacımız var. İhtiyacı var. Bu bedenlere baktığımız zaman ilk aklımıza gelen işte spiritüel bedel, beden, mental, fiziksel, astral, karmik, eterik devam ediyor. Fakat siz benim konuştuğum nadir insanlardan birisiniz elektrik bedenden bahseden. Ki elektrik beden çok önemli bir beden. Çünkü bütün diğer bedenler mesela karmik beden farklı yükler, farklı kayıtlar, eterik beden aynı şekilde, astral beden. Fakat elektrik beden şu anda yaşadığımız fiziksel realde çok önemli olan, bizim hayatla aynı zamanda connection'ımız, yani iletişimimiz olan beden ve bir dolu hastalığın, olanın ve olmayanın altındaki beden. Biraz elektrik bedenden konuşalım mı? Şöyle söyleyeyim, yani bugün özellikle bilimsel platformda 7 boyutlu bedenden bahsediliyor ama 5'i bilimsel olarak kabul ediliyor. Yani 5'i hiç tartışılmıyor. Bunlardan ilki yapısal, biyokimyasal beden. Yani dokunduğumuz, gördüğümüz, ölçtüğümüz beden. Dolayısıyla vücut. İkinci boyuttaki beden elektriksel beden. Bizim bedenimizde 500 bin kilometreye varan bir otonom sinir sistemi var. Buna aynı zamanda vejetatif sinir sistemi de diyoruz. Yani değişebilen, düzenlenebilen bir sinir sisteminden bahsediyoruz. Bu elektriksel beden, vejetatif sinir sistemi ve dolayısıyla bedenin tüm hücreleri arasında bağ dokusunda serbest sonlanan ve dolayısıyla bilgi akışını düzenleyen bir yapı. Yani şöyle ki bizim elle dokunduğumuz ve biz modern tıpla daha çok hep yapısal ve biyokimyasal bedeni tek boyutlu beden gibi algılıyoruz ve her şeyi orada çözmeye çalışıyoruz. Ve bedenin kendisiyle olan uyum içindeki olan komponentleri göz ardı ediyoruz. Onun için de özellikle kan tahlillerini çok önemsiyoruz. Laboratuvar veride. Oysa yavaş yavaş son 30 yıldır belli elektriksel bedenin ölçen, yani dolayısıyla EKG bir elektriksel beden hakkında size fikir veriyor. Kimyasal bir bilgi vermiyor. Ultrason, ses dalgalarıyla dokunun size geri vermiş olduğu yapı bir elektriksel bedenin iz düşün. Bir MR, bir BT, dolayısıyla bir dalga boyunun size sağlamış olduğu veri. Ama onun ötesinde aslında otonom sinir sistemi, elektriksel beden, yaşamsal çok önemli. Dolayısıyla bizim ruhsalla elle tutulur yapısal bedenimizin arasındaki aslında olay. Dolayısıyla bedeni akort eden yapı. Bir vücuttaki harmoniyi sağlayan önemli bir beden. Tek başına değil ama birçok şeyi düzenleyen bir beden. Eğer vücudunuzdaki elektriksel bedende, otonom sinir sisteminde akışkanlık sıkıntılıysa ve sizin bir organınızda bir sorun varsa bu sizin aynı zamanda mental durumunuzu, psikolojinizi de bozar. Daha sonra rüyasal bedende kaliteli uykunuz kaçar, rüya göremezsiniz, kabus görürsünüz ve ruhsal bedeniniz, spiritüel alanınız da çöker. Eğer elektriksel bedeniniz düzgün değilse meditasyonla ve istediğiniz kadar ibadet edin bir organı tedavi edemezsiniz. Çünkü dolayısıyla aşağıdan yukarı dediğimizde yapısal, biyokimyasal beden, ikinci boyutta elektriksel beden, mental beden, dolayısıyla düşünce bazı, rüyasal beden ve ruhsal beden diyebiliriz. Ve dolayısıyla bunların her bir boyutunun da ruhsal bedende spiritüel boyut ön planda. Ruhsal beden bana göre hiçbirimizin hekim olarak yapacağı bir şey değil. Bireyin kendisine yakın olduğu ve dolayısıyla hiçbir zaman üçüncü bir şey gösterilmeden içimizdeki çocukla bizi var eden evrensel titreşim içinde olabilmektir spiritüel. Sezgisel, dolayısıyla dördüncü beden yukarıdan aşağı baktığınız sezgisel, inutatif bilinçaltı bedeni dediğimiz
Dolayısıyla burada ise gördüğümüz rüyalar, meditatif anlamda doğru nefes teknikleriyle, olumlamalarla fark edebileceğimiz ve bilinçaltımızda birikmiş olan çelişkileri düzenleyebileceğimiz gerek müzikle ve gerekse resim çizerek, gerekse hipnozla, çok meditatif verilerle. Üçüncü boyutta mental boyut, bilimsel ve zihinsel beden. Modern tıp bunu anlamaktan ziyade daha çok ilaç veriyor. Antidepresanlar ekmek peynir gibi tüketiliyor. Yani siz düşüncenizi, içinizde kendinizi huzursuz hissediyorsunuz. Partnerinizde bir geçimsizlik durumunuz var ve bunun elle tutulur somut bir verisi de yok. Bir birikimden kaynaklanmış ve belki de kalitesiz uyuduğunuz için agresif durumdasınız. Bağırsaklarınız bozuk olduğu için bağırsaklarınız tekrar serotonin üretemiyor. Ciddi huzursuzsunuz. Karaciğerde gereğinde fazla alkol tüketiyorsunuz. Öfkelisiniz ve öfkenizi kontrol edemiyorsunuz. Ve her birine antidepresanlar verilerek bastırılmaya çalışıyor. Anlamaktan ziyade. Modern tıbbın en çok baktığı kısım da fiziksel beden. Gördük, dokunduk, tespit ettik. Bunu çözemedik, antidepresan verdi. Ne oldu? O mental bölge arasında koca, devasa bir elektriksel beden var. Bedeni kavradın mı? Ölçtün mü? Otonom sinir sistemini akort ettin mi? Bunu nasıl algılayabiliriz biliyor musunuz? Yani elektriksel bedeni şöyle düşünmek lazım. Çünkü bu toplum Anadolu sazı da biliyor, gitarı da biliyor. Ve sazın hayatımızda çok önemli bir şey var. Ustada kaliteli bir sazı aldınız. Çünkü ben birçok halk ozanının dizinde büyüdüm. Yani Neşet Ertaş'ı, Aşık Mahsuni Şerif'i, Ali Ekber Çiçeği, Nazım Nesimi Çimen'i, bunlarınla beraber büyüdüm. Hepsi rahmetli babamın çok yakın arkadaşları ve çok değer verdiği biri. Çocukluğumda beri de Zülfü Livaneli kahramanım, şimdi dostum ve arkadaşım. Dolayısıyla müzik son derece önemli. Niye bir saz? Şimdi sazı ustada aldık. Perdesi yerinde, gövdesi temiz, kulaklığı var. Akort etmeden onu size müzik çıkarttık mı? Bedenizdeki elektriksel beden onu yapan akort. Dolayısıyla evet. Gördüğünüz değil, göremediğiniz. Yani bugün bir senfoniyi dijital ortamda dinleyin. Bir de gidin aynı müziği Viyana'da ya da Berlin'de ya da Frankfurt'ta opera müziğinde dinleyin. Aynı notalar, o notalar size neler veriyor? Evet. Ve sizi alıp götürüyor. Hocam bu arada şeyden de bahsedebilir miyiz? Yani aslında bedenimizin bu akort sistemi bakıldığı zaman çoğu zaman işte fight or flight yani savaş veya kaç, işte sempatik parasempatik sistem çok önemli ve bunun üzerinde çok az duruluyor. Öyle değil mi? Aslında baktığınız zaman çoğu insan mesela işte panik ataklar, bir takım davranış bozuklukları, anxiety ama altında yatan belki çok basit bir sempatik... İşte şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi otonom sinir sisteminin aslında iki boyutu yok. Sadece sempatik, parasempatik yok. Yeni keşfedilen aslında bağırsaklardaki enterik sinir sistemi de bu işin içinde görüyoruz. Otonom sözcüğü biraz talihsiz bir sözcük. Türkiye'de daha çok otonom sözcüğü kullanılıyor. Otonom dediğinizde kendi başına buyruk ve kendi adına çalışan bir sistem. Oysa otonom sinir sistemi dediğimiz biz regülasyon tıbbında, tanımlayış tıbbında daha çok vejetatif sistemi kullanıyoruz. Düzenlenebilir. Çünkü doğru meditasyon, hipnoz yaptığınızda ki kalp atımlarınızı çok ciddi bir şekilde azaltıyorsunuz. Oysa modern tıbbı denilir ki kalp atımınız, ritminiz 50-45'in altına düşerse hayatla bağdaşmaz. Hipnozla yapıyorsun, 20-25'lere kadar indiriyorsunuz. Düzenlenebiliyor. Aynen. Dolayısıyla bizim evrim sürecinde sempatik sinir sistemi bizi bugüne kadar önemli bir noktada getirdi ve biz günün 24 saati tehlike karşısında değildik. Tehlikeli gördüğümüz an ya kaçacaktık ya savaşacaktık. Evet. Ve dolayısıyla bunun için gereğinde fazla efor ve enerji ortaya çıkaracak bir durum oluyor. Yani siz bir tehlike karşısında kaçtığınız zaman 4-5 metreyi atlıyorsunuz ve sonra ayık olup baktığınızda bunu hiç atlayacak bir enerjiyi kendinize göremiyorsunuz. Ama bu evrim süreci de önemliydi. Ama bugün geldiğimiz noktada biz sempatik sinir sisteminin non-stop 24 saat sürekli uyarıldığı ve bir türlü parasempatik sisteminin bizi dinginleyecek, rahatlatacak, organsal fonksiyonları sağlayacak nokta değil. Ben tıp fakültesini okuduğum dönemde bize deniliyordu ki birbirinin karşılığı, yani birbirini kontrol eder. Yani biri fazla olduğu zaman diğeri onu frenler. Bugün bu bilginin doğru olmadığını biliyoruz.
Niye doğru olmadığını biliyoruz? Hastalıkta, eforda ve cinsellikte, ilişkide bunlar ikisi beraber çalışıyor. Yani ereksiyondayken aynı zamanda ejekülasyon oluyorsunuz. Hastayken ateşiniz ortaya çıkıyor, sempatik ama sistem aynı zamanda sizi onu iyileştirmek adına sinerjiyle çalışıyor. Dolayısıyla birbirini frenlemiyor. Yani otonom sinir sistemi aslında bir denge unsuru, birbirini frenleyen sadece bir antagonist özellik değil. Aynı zamanda hastalıkta, eforda ve üremede birbirini sinerjik olarak destekleyen bir komponent. Onun için hocam zannedersem bununla birlikte az bir stres beden için iyi de diyebiliyorum. Yani oraya geleceğim ama sizin biraz önceki söylediğiniz noktayı tamamlamak aslında. Nöral terapide tamamen tüm etki mekanizması bu beden akortunu düzenlemek üzerine yapıyor. Dolayısıyla lokal enerji enjekte ederek otonom sinir sisteminin kendisini düzenlemesi. Belli oranda stres elzem bir şey. Belli oranda serbest radikal elzem bir şey. Önemli olan bunun kronik olmaması. Yani siz akut bir stres karşısında bir tehlikede kaçabiliyor olmanız lazım. Ama non-stop 24 saat maruz kaldığınız stres sizi yoksunluğa götürüyor. Kronik yoksunluğa götürüyor ve dolayısıyla organsal hastalığa neden oluyor. Akut stres o kadar tehlikeli değil. Ama uzadığı an, kronik strese döndüğü an öncelikle böbrek üstü bezinizde başlangıçta adrenalin, noradrenalin sonra da kortizon üretimini hızlandırıyor ve daha sonra üretecek kortizon kalmıyor. Böbrek üstü yetersizliği gelişiyor. Ve bunun sonucunda da bir sürü kronik hastalıklardan, dejeneratif hastalıklara, maligniteden kansere kadar bir sürü yola gidiyorsunuz. Ve biz bugün özellikle bununla bağlantılı olarak depresyon dediniz ya, akort son derece önemli. Dolayısıyla otonom sinir sistemi. Diğer tarafta biliyoruz ki otonom sinir sistemi bir tarafta sempatik, bir tarafta parasempatik. Hem kranial yapıyla beraber hem de enterik sinir sistem. Dolayısıyla bağırsaktaki sinir sistemiyle ilişkili ve biz bugün biliyoruz ki duygularımızı bağırsak enterik sinir sistemi sayesinde oluyor. Yani bedenimizi var eden yapılar kimyasal uyarılardan ziyade fiziksel uyarılar. Biz elektriksel bedenin ne kadar farkında olursak bunu düzenleyebiliriz. Nöral terapide bunu düzeltebiliyorsunuz. Akupunkturun uygulama alanında da mümkün mertebe bir uyarı veriyorsunuz ve uyarı çoğu kez örneğin bir, elinize bir nokta takıyorsunuz. Kalın bağırsak 4 noktası. Ama baş ağrısınız gideriyor. Buradaki hadise ancak segmental oradaki sinir uyarısı, lokal batırmış olduğunuz iğneyle ortaya çıkan nörotransmitterin ötesinde hakeza onun bir de segment düzeyindeki katkısına kaynaklı. Dolayısıyla gerçek şifaya giden yol, gerçek sağlık ancak ve ancak iyi akort edilmiş bir bedenle mümkün ve bu da elektrik bedenimizdeki elektriksel sistemin sağlıklı olması ancak ve ancak gerçek sağlığımızı bize götürecek yol olacaktır. Hocam aslına bakarsanız nöral terapi biliyorsunuz yani benimde daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için seçtiğim hayatımın parçalarından bir tanesi. İşte çok seyahatler yapan biriyim, yurt dışında yaşıyorum. Mesleğimden dolayı ve yaptığım bir takım başka projelerden dolayı neredeyse her ay bir yerdeyim. Ve ne zaman Türkiye'ye dönsem ilk yaptığım şey soluğu sizde almak oluyor. Ve nöral terapiyi gerçekten iyi bir doktor tarafından yapılan nöral terapiyi ben çok tavsiye ediyorum. İşte o tamamıyla akort mekanizmaları ki bununla birlikte ben biliyorsunuz aynı zamanda işte kuantum frekans tedavileri başta olmak üzere meditasyonlar, bir dolu başka modaliteleri hayatına eklemiş ve o felsefeyle yaşayan biriyim ama nöral terapi benim için çok önemli. Nedir nöral terapi? Nöral terapi şimdi tarif anlamıyla algılatmak için organizmanın organik ya da organik olmayan lokal veya genel ortaya çıkmış olan bir düzensizlik ya da bir hastalığında o bölgenin, o organın lokal ya da organla ilişkili otonom sinir sisteminin uyaran ve ileten arklarının, yollarının bozulmuş ise bu bölgeye enjekte edilen bir lokal anestezikle, prokain ya da lidokainle bu bozulmuş olan iletiyi durdurup tekrardan başlatmak ve bunu başlatırken de o bölgedeki kanlanmayı artırarak perfüzyon dediğimiz oksijenlenmeyi artıran, varsa orada bir enflamasyon, o enflamasyonu gideren ve bedenin kendisini iyileştirme potansiyelini devreye koyan bir biri.
Özellikle izleyenlerin anlayabilmesi için nöral terapinin etki mekanizmasını aslında birçoğumuz günlük cep telefonu, bilgisayar kullanıyoruz. Bozulduğunda ne yapıyoruz? Hemen yenisini mi alıyoruz? Çoğu kez açıp kapattığımızda sistem kendini yüklüyor. Yani bizim bedenimizdeki bu 500 bin kilometre otonom sinir sistemi, eğer iyi bir nöral terapi eğitimi almışsanız, bedeni ölçtüğünüzde, dokunduğunuzda bu ileti bozukluğunun, akort bozukluğunun nerede olduğunu biliyorsanız, o bölgeye gerek yüzeysel, gerek kas içindeki bulunan miyofasyal tetik noktalara, gerekse faset enjeksiyonları ve gerekse ganglion daha derin enjeksiyonlarda ve gerekirse de bu lokal anestezi prokainin infüzyonla verilerek sistemin hem kanlanmasını arttırmak hem sinir iletkenini düzeltmek ve bedenin sağlıklı bir bedenin olması gereken elektriksel bedendeki bilgiyi tekrardan resetleme sanat. Biz nöral terapi diyoruz. Nöral terapiyi de biraz mütevazı olmayacağım. Türkiye'ye ben getirdim. Benim sayemde bir noktaya geldi. Onda önce dönem dönem Almanya'da bulunmuş olanların kısmen belki uyguladıkları ama bunu disiplin bir şekilde eğitime vermeyen. Ben Türkiye'ye geldiğim yıllarda Almanya'daki Uluslararası Nöral Terapi Cemiyeti'nin eğitmeniydim. Ve onların müfredatı kapsamında Türkiye'de eğitimler verdim. 2004 yılında Türk Nöral Terapi Derneği'ni kurduk. Nöral Terapi'nin kurucu kurmuş olan Nöral Terapi Federasyonu var. İFMAN, Uluslararası Nöral Terapi Federasyonu. Geçen Ekim ayında beri de bu federasyonun başkanıyım. Daha önce de bu federasyonun hem ikinci kurucu üyesi, ikinci başkanı ve de bilim kurulunun başkanıydım Hans Parop'la beraber. Dolayısıyla nöral terapide Türkiye değil, dünya anlamında çok ciddi emekler veriyoruz ve o anlamda da mütevazı olmayacağım. Özellikle nöral terapi çok faydalı. Türkiye'de de artık yaygınca kullanılıyor ama en azından seçecekleri hekimin kim olduğunu en azından Nöral Terapi Derneği'ne girerek Barnard dergisinin ya da nöralterapi.com sitesine girerek o bölgede mezun olmuş, daha eğitimli olanları değil, mezun diploması olmuş olanlara gittikleri an en azından dünya standartlarında bir eğitim almış oldular. Türkiye'de son yıllarda tamamlayıcı, alternatif ya da geleneksel metotlar belli bir revaçta. Onların birçoğunu uluslararası düzeyde arena ile kıyasladığımızda, örneğin homeopati, fitoterapi, Almanya ile kıyasladığında hiçbir Almanya yaklaşacak noktada değil. Ozon hakeza öyle birçok metodolojide. Ama nöral terapide bizim verdiğimiz eğitim Almanya neredeyse onlarla aynı seviyede bir eğitimi. Çünkü standartları belirleyen bir kurumun içindeyim ve zaten ben kendim de bir Alman akademisyeniyim ve mümkün mertebe o bilgiyi burada aktarıyoruz ve şu ana kadar da ciddi bir emek verdik. 2004'te kurduğumuz dernekle şimdiye değin 7 tane uluslararası kongre gerçekleştirdik. 15 tane sempozyum gerçekleştirdik. 2006'dan bu yana düzenli çıkarttığımız yılda 3 sayı çıkarttığımız Barnard dediğimiz bir dergimiz var. Evet. Bu dergi tüm hekimlere verdiğimiz gibi nöral terapi kullanan hekimlerin hastalarına verme durumu var. Nöral terapi kitabı konusunda da ilk akupunktur tamamlayıştır kitabını yazdığımda 2001'deki bölümde yazmıştım. Daha sonra 2010'da ciddi bir ders kitabı çıkarttım. Ama sürekli hastalarda gelen sorular doğrusuna biraz da aslında bunu yazmama iten de biraz sizsiniz. Evet. Dolayısıyla daha küçük ve dolayısıyla bedenin akortunu nasıl anlaşılabilir açısından nöral terapi başka bir tedavi mümkün de önce bir 20-30 sayfalık bir şeyle başladık ama sonrasında yine oldu 100 sayfalık bir cev kitapçığı ve en azından bu ise mümkün mertebe her ortaokul mezununun anlayabileceği bir yalın halle nöral terapi ne olduğunu daha önceki hekimlere yazdığımız kitaplardan biraz daha farklı bir veriyle yazdık. Dolayısıyla nöral terapi kronik hastalıklarla mücadelede gerçekte olmazsa olmazı. Yani ben eğer bir kıtlık olsa veya dolayısıyla elimde mesleğim anlamında neler alınsa ve neye ihtiyacı olsa sadece enjeksiyon ve prokaini versin.
olmasınlar. Onunla ben gerekli birçok kronik hastalığın %80, %90'ını şifalandıracak kaynağı biliyorum. Çok çok gerçekten güzel bilgiler veriyorsunuz. Aslında evet, nöral terapinin Türkiye, sadece Türkiye'de değil, bence dünyadaki en önemli isimlerinden birisiniz. Ama Türkiye çapına baktığımız zaman nöral terapinin Türkiye'ye yayılması, insanların, hekimlerin ilgilendirilmesi ve bu konudaki inisiyatifler açısından çok değerli katkılarınız var. Çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Burada ben bir şeyin altını çizmek istiyorum yalnız. Tabii. Genelde şöyle de görülebiliyor hocam. Çözümsüz hastalıklarda ve çözümlenmeyen bedensel alan bozukluklarında nöral terapi başvurulacak son veya birkaç tedaviden biri olarak görülüyor. Ama aslında bence hayatın bir parçası olduğu zaman, burada ben nöral terapi yaptıran, sizden nöral terapi alan birisi olarak söylüyorum, hayat kalitenizi de artırıyor. Çünkü bir şekilde bilgiyi resetliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Yani biraz önce ilk programın girişinde Erich Fromm'dan atıfta bulunduk. Benim ihtisas yaptığım Giessen Üniversitesi'nde Horst Ferdinand Herget'te özellikle diş hekiminden sonra tıp fakültesini okumuş ve dolayısıyla anestezi ihtisası yapmış. Üniversitede bütüncül ağrıyla beraber de çok en büyük duayen nöral terapistlerden biriydi. Ve onun yanında 5 yıl çalıştım ve dolayısıyla nöral terapiyi bilimsel boyutta derneklerin yanı sıra onun bana çok ciddi bir katkısı oldu. Şimdi nöral terapide özellikle Huneker'lerle beraber, yani 1905'te Procaine'in keşfi var. O gün bugündür kullanılan bir uygulama. Ve dolayısıyla Almanya'da çok yaygındı. Tek talihsizliği, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da yapılan uygulamaların dünyada duvar örülerek oradaki bilginin biraz dışarıya akıtması ve dolayısıyla yanlış algılanması. Evet. Oysa nöral terapide tetik nokta enjeksiyonları, miyofasyal tetik nokta enjeksiyonları çok yaygın kullanılırdı. Ne zaman ki Simon ve Travel İkinci Dünya Savaşı'nda Berlin'de bulmuşlar ve tanıştıkları bir Alman hekiminde kaslar içine yapılan lokal anestezik enjeksiyonları görmüşler ve bunu tetik nokta, dolayısıyla trigger point tedavisi diye Amerika'da yayınlanınca yeni bir uygulaymamış ki aslında o nöral terapinin içinde olan bir şey. Nöral terapide en önemli unsurlardan biri, başka bir tıp alanında olmayan, bizim özellikle diyoruz ki tedavimiz bir kere lokal, segmental, genişletmiş segment. Ona rağmen segment ve genişletmiş segmentle tedavi etmediğinizde kronik enflamasyonla ortaya çıkan bozucu alan dediğimiz, yani modern tıpa göre bir yere koyamadığımız bozucu alan, tarihsel bir sözcük olduğu için kullanıyoruz. Biz artık bilimsel platformda bozucu alan demiyoruz. Neuromodüler trigger diyoruz. Yani son yıllarda da sessiz silent inflammation denilen sessiz iltihap, enflamasyon verisinin birçok hastalığın asıl İnsan vücudunun bir birimlerinden oluştuğunu biliyoruz. Ruh, zihin, bedenin bir bütünlük içinde olduğunu ve bunun kendi kendini, bedenin doğru uyarıyı verdiğinizde, dozdan ziyade doğru yere dokunduğunuzda bedenin kendi kendini düzenleyebilecek, regüle edebilecek, kendini iyileştirebilecek potansiyellerinin olduğunu ve biz bu tedavi yaparken de self-regülasyon, yani bedenin kendini iyileştirme potansiyelinden söz ediyoruz. Sağlığa giden yolun da ancak bu bütünsellikle olması gerektiğini biliyoruz. Bedenimizin %70'i su ve vücudumuzda yıkım ürünleri, toksinler çok orada birikiyor. Son dönemlerde şelasyon, detoks sözcüklerinden söz ediyor. Ama bunu ilk bilimsel platforma taşıyan ve dolayısıyla o bağ dokusunun temiz olması gerektiğini, gerçek sağlık açısından bu nöral terapinin temeli. Çünkü lenfatik sistemi ve drenajı iyi kullanmanız gerekiyor. Modern tıp lenf sistemi de daha yeni son 5-10 yıldır sisteme entegre ediyor. Oysa nöral terapinin olduğu günden beri hem ilgili dokunun kanlandırmasını sağlamak hem de yıkım ürünlerini uzaklaştırmanın çok önemli olduğunu biliyoruz. Peki nöral terapi hangi hastalıklarda, nerede kullanılabilir dediğimizde, bir kere tüm akut ve kronik ağrıyla ilgili her şeyde kullanabilirsiniz. Primer baş ağrısı olabilir, migren olabilir, boyun fıdığı, bel fıdığı, postherpatik nevralji olabilir, miyofasyal tetik noktalar, boyun sırt bölgesi. Organik olmayan fonksiyonel hastalıklarda nöral terapinin yeri var. Nedir bunlar?
çoğu kez kulakta çınlama tinnitus dediğimizde bunun ancak bugün modern tıbbın verilerine rağmen ancak %15-20'sini biliyoruz. Dolayısıyla tinnitus'ta, vertigo'da, irritable bağırsak sendromunda, alerjik hastalıklarda, hormonal düzensizlikte, infertilite, erektil disfonksiyonda kullanıyoruz. Kronik enflamasyon ve kronik dejeneratif süreçlerde özellikle romatizmal hastalıkların neden olduğu osteoartrit, kronik bağırsak hastalıklarında örneğin Crohn, ülseratif kolit ve romatizmal hastalıklarda tüm otonom sinir sisteminin düzensizliği sonucu ortaya çıkan halk arasında Raynaud sendromu diye bilinen ya da rejitatif kronik hastalıklar denilen sempatik aşırı terleme, avuç için ve ayak içlerinin terlemesi, menopoz döneminde ya da regl döneminde ortaya çıkan şikayetlerin kullanılmasına çok efektif olarak kullanabileceğimiz bir alan. Diğer endikasyonlarda tek başına kullanıldığı gibi gerek tamamlayıcı tıbbın manuel terapide, akupunkturda, homeopati, fitoterapi, doğru beslenme, hipnoz ile entegre edilebileceği gibi hakeza modern tıbbınlarla beraber uygulanan, birlikte kombine edilebilecek geniş bir yelpazesi olan ben nöral terapinin tek talihsizliğinin şu olduğunu düşünüyorum. Nedir? Eğer kullandığımız ilaç prokain bu kadar ucuz olmasa PubMed ve dünya makaleleri nöral terapide geçmez. Çünkü kullandığınız ilaç jenerik bir ilaç. Artık yaklaşık 115 yıldır bilinen bir molekül ve dolayısıyla olağanüstü bir ilaç. Ucuz olduğu için de pek revaçta olmuyor. Çünkü mümkün mertebe pahalı uygulamalarla hep getirisine bakılıyor ve nöral terapi önündeki en büyük engel de uygun olması ve dolayısıyla iyi eğitim aldığınızda, hastanın hikayesini, anamnezini doğru sorguladığınızda, hastayı adam akıllı muayene ettiğinizde ve dolayısıyla buradaki bedenin kendini iyileştirebilme potansiyellerini irdelediğinizde nerede bir düzensizlik olup olmadığını yapacağınız enjeksiyonlarla bedenin iyileştirebileceğini sağlıyorsunuz. Pahalı ilaçlar değil, kullandığınız prokainin yıkım ürünleri bile beden için çok faydalı. Program başında bir anti-aging sözcüğünü kullandınız. Anti-aging sözcüğünü ilk telaffuz edenlerden biri Romanyalı ünlü doktor Ana Aslan'dır. Ve Ana Aslan'ın yaptığı sadece intramusküler prokain enjeksiyonları. Evet. Dolayısıyla nöral terapinin ilacının gençleştirici özelliği Ana Aslan'ın 58'li 60'lı yıllarda yayınlarıyla beraber prokain içindeki olan yıkım ürününün folik asitinin benzer bir yapı olduğunu, antivatör özelliğini o dönem vitamin H diye, H vitamini diye lanse ederek vitamin olunca herkes yapabilirsiniz. Onun için de 80'li yıllara kadar Amerika'da her önüne gelene genç kalmak için, saçlarınız dökülmemesi için vitamin H enjeksiyonları, aslında H diye satılan ilaç içinde prokain var. Sadece prokain. Çok ilginç. Peki hocam ben aslında COVID-19'la da ilgili konuşmak istiyorum ama ondan önce şunu merak ediyorum. Şimdi nöral terapinin esasında bedendeki trigger pointleri harekete geçirmek dedik. Yani bir baktığımız zaman akupunktur yüzyıllardır doğunun uyguladığı şifa yöntemlerinden ve bütünsel tedavinin yöntemlerinden bir tanesi. Peki nöral terapi de aynen akupunktur gibi meridyenlerdeki trigger pointlerin harekete geçmesi esasına mı dayalı? Yani hayır. Yani bazen şimdi biz nöral terapinin etki mekanizmasını 10 tane teoriyle açıklıyoruz. Burada bir kere geleneksel Çin tıbbı daha çok meridyen üzerinde yola çıkıyor. Evet. Bizi tek ortak kılacak hadise bir kere sinir sistemi teorisi. Dolayısıyla otonom sinir sistemi. Sinirlerin nerede bilir? İkinci etki mekanizması nöral terapinin fasya üzerinde. Fasya da son dönemlerde konuşuyor. Yani nöral terapide uzun yıllardır var. Kas hareket zinciri üzerindeki etki mekanizması var. Dolaşım sistemi, arteriyel, venöz ve lenfatik sistem ve dolayısıyla hipoksi, oksijensizliğin kırma kısmı. Lenf sistemi özellikle bedenin yıkım ürünlerinin uzaklaştırması üzerinde etki yapan bir teorisi var. Temel sistem dediğimiz bağ dokusunun temizlenmesi, dolayısıyla oranın şifalanmasını hedef alıyor. İlgili organların, direkt her bir organı besleyen arter var, sinir var.
motor sinir var ve sempatik ve parasempatik sinir var. İlgili organın segment tedavisi dediğimiz segmental yapılan uyarı kısım var. Hormon sistemi, hormon üzerinde yaratmış olduğumuz bir etki var. Latent azidoz, disbiyozis, bağırsak florası bozukluğu ve kronik enflamasyon ve de bozcalar. Dolayısıyla ortak kesişen iki tane noktası var akupunkturla. Nöral terapi daha fazlası. Dolayısıyla akupunktur küçümsemek anlamı değil. Orada çok önemli bir deneyim, aktarımlar söz konusu. Evet. Ben akupunkturist olmadan öte ben geleneksel Çin tıp eğitimini de almış olan biriyim. Dolayısıyla Çinli tek başına iğneyi batırmıyor. Dolayısıyla nabızı da bakıyor, dile de bakıyor. Hastanın psikolojik boyutunun yanı sıra bazı bitkilerin de kullanabiliyor. Ama bunlar birlikte kombine edebileceği gibi sizin akupunktur iğnesi batırdığınız her yere lokal anestezi yaptığınızda daha fazla enjeksiyon sağlarsınız. Ama hiçbir zaman akupunkturla gidip arter damarın içine enjeksiyon yapmazsınız. Akupunktur iğnesini götürüp bir ganglion'a, bir sinire bloke edemezsiniz. Bir ilgili akupunktura gidip bir tiroid organın içine giremezsiniz. Organ kanatısınız ve dolayısıyla bağ dokusunun dolayısıyla iki farklı mekanizma aynı durumda değil. Ve biz nöral terapi kuru iğneyi batırdığımızda akupunkturunu ortaya çıkartıyoruz. Enjekt dediğimiz lokal anesteziklerle çok daha fazla bir şey yaratıyoruz. Ama kullandığımız uygulama yaklaşım tarzı akupunktur çok farklı. Bunu bilen biri olarak söylüyorum. Çünkü benim Türkçe yazdığım ilk kitabım akupunktur tamamlayıştır. Çünkü evet. Neden öyle bir kitap yazmaya ihtiyacı duydum? İlk Türkiye'ye geldiğinde. Çünkü insanlar tamamlayıcı tıpın diğer komponentlerini bilmiyordu. Evet. Kalkıp orada bir nöral terapi bahsetsen bu uzaylı kim diyecekler. Lazerden bahsetsen bu uzaylı kim? Fitoterapi vesaire. O kitabın içinde akupunktur yaklaşımını yazdım ama devamında da Alman ekolünde gelen biri olarak bilimsel kabul edilen tamamlayıcı tıp ajanlarında orada metotlarını yazma ihtiyacı duydum. İlk etapta kulak akupunktur, mikrosistem akupunktur eğitimleri vermekle başladım. Dolayısıyla insanlar nöral terapi bilmiyordu. Akupunktur kavratarak da aslında gerçek şifanın farklı bir yolu da olduğunu ve oradaki eğitim hekimler arasında nöral terapiye bir merak uyandırdım ve devamında nöral terapinin gelişmesine katkı sunduk. Dolayısıyla akupunkturu bilen biriyim. Paralel değil, birbirine kombine edilebilir. Nöral terapi çok daha fazlası. Evet. Hocam zannedersem bizim konuşacağımız pek çok konu başlığı bir sonraki konuşmamıza kalacak ama ben konuşmamızı kapatmadan aslında hani COVID-19 ile ilgili hiç konuşmadık. Pandemi günlerinde ne yapıyorsunuz ama ben hemen bugünkü verilere bir baktığımız zaman bunu sizle değerlendirmek istiyorum. Dünya genelinde bugün itibariyle 5.11 milyon kişi enfekte olmuş. Bu genelde 1.95 milyon kişi iyileşti. Rakamsal olarak baktığımız zaman 0.8 gibi bir rakam çıkıyor. Türkiye geneline baktığımız zaman gene gün itibariyle 154 bin rakamsal olarak enfekte sayısı. İyileşme sayısı 115, gerisi X rakam sayısı. Yani ölüm oranı 0.3 gibi. Bu rakamlar bize neyi veriyor? Dünya geneline baktığımız zaman Türkiye pandeminin neresinde ve pandemiyi kontrol altına alması konusunda siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi klasik bir hekim olmanın ötesinde ben Alman ekolünü biliyorum ve dolayısıyla preventif koruyucu hekimlik noktasına bakıyorum. Tabii ki böylesi bir akut süreçte, pandemi sürecinde hijyen kriterlerine çok dikkat etmek önemli, karantina süreçleri önemli. Ama bize COVID-19 neyi gösterdi? Özellikle kronik enflamasyonu olan, çoklu hastalığı olan bireyler bu virüsle karşılaştıkları zaman sınavda başarılı olamadı. Yani suçlu tek başına bir virüse indirgeyemeyiz. Yani dolayısıyla bireylerin bağışık sistemi buradaki maruz kaldıkları enflamasyonların çok daha önemli olduğunu gördük. Peki bu özellikle pandemi süreçlerini ortak kılan değer ne? Bir baktığımız zaman İklimsel değişiklikler, hava kirliliğinin bu işi kolaylaştıran bir faktör. Herkes bir aşı ve ilacı konuşuyor. Evet bunlar da önemli akut süreci durdurmak adına. Ama asıl durum tüm dünya genelindeki insanların doğru ve sağlıklı olmaları için bir mücadele vermek. Dolayısıyla her bir yaşayan canlının kaliteli suya,
nitelikli oksijene, kaliteli gıdaya ihtiyacı var. Çalışma hakkının yanı sıra dolayısıyla hareket etme özgürlüğü hakkı var. Bunun belli bir sosyalizasyon, izolasyon süreci önemli. Ve bu konuda birçok ülkedeki deneyimlere baktığımız zaman COVID-19 bize ayrıca şunu gösterdi. Koruyucu hekimlik yapısı iyi olmayan ülkeler ve hele hele çok erken dönemde özelleştirilmiş olan ülkeler burada sınıfta kaldı. Evet. Dolayısıyla siz İngiltere'yi çok iyi biliyorsunuz. Ben de Almanya'yı çok iyi biliyorum. Türkiye'yi de biliyoruz. Ve dolayısıyla baktığın zaman da bu konuda Alman ekolünün başarılı olduğunu görüyoruz. Neden başarılı? Çünkü oturmuş olan bir aile hekimi sistemi var. Koruyucu hekimlik ciddi ön planda. Ekonomik anlamda güven veren bir yapı ve dolayısıyla insanları korkutarak değil, bilgiyle çok daha rahatlıkla dizayn ediyorsunuz o disiplinle. Onun için bu COVID sürecindeki rakamlardan ziyade aslında bizim hepimizin, siz gazeteci olarak, ben hekim olarak, entelektüel olarak soluduğumuz havanın, iklim değişikliklerin ve çevresel kirliliklerin önüne geçmek için ortak bir mücadele yürütmemiz gerekiyor. Eğer bunu yapamazsak, biz bu pandemiyi atlatırsak birkaç yıl sonra farklı komponentlerle karşılaşacağız. Ve o da gösteriyor ki bu kadar uçak seyahati ve bu kadar hava kirli, her şeyin artık elektrikle ısıldığı, artık dolayısıyla fosillerin tükendiği noktada yenilebilir bir enerjiye dönmek, şuursuzca beslenmeden ziyade doğru gıdaya yönelmek önemli. Çünkü bu COVID hastalığına baktığımız zaman kronik enflamatör hastalıkların sayısının son yıllarda çok arttığını biliyoruz. Ve bunun ortaya çıkmasında sağlıksız beslemenin önemli olduğunu, hareket kısıtlığının önemli olduğunu, hava kirliliğinin önemli olduğunu biliyoruz. Ve bu kronik enflamasyonlu olan bireylerde olası böyle bir virüsle karşılaştıklarında da burada başarılı olamadılar. Ve bize aynı zamanda COVID-19 şunu gösterdi. Bizim bağışık sistemimize ne kadar yatırım yapmışsak, yani dolayısıyla bir sağlık tasarruf hesabımızdır bu. Bedenimize ne kadar yatırım yapmışsak, ne kadar sağlıklı beslendiysek, zihinsel, bedensel aktivite yapmışsak, kaliteli uyumuşsak, huzurluysak, kendimizle barışıksak, gülebiliyorsak, sosyal isek, bedenimize toksik ürünlerin hem zihinsel anlamda, düşünce bazında, hem gıda anlamda almıyorsak, alkolden, sigaradan uzak duruyorsak, kaliteli bir cinsel kadar özgür bırakıyor ve dolayısıyla onunla konuşabiliyorsak ve buna bir yatırım yapıyorsak, bedenimiz maruz kaldığı bir mikroorganizma karşısında mücadele edebiliyor. O zaman asıl COVID öldürmüyor, korona öldürmüyor, bireyin bağışık sistemi. Bunun için de bir kere düzensiz bağışık sistemi ne bozuyor? Düzensiz yaşam. Alkolde uzak duracaksınız. Sigarada uzak duracaksınız. Hareket etmeye çalışacaksınız. Akşam geç saatlerde yemek yemeyeceksiniz ve mikroorganizmayı koruyacaksınız. Baktığımız zaman doğaya, dünyaya aslında bizden daha fazla mikroorganizma var. Örneğin bağırsaklarımızda 10 üstü 14 bakteri var. Evet. Yani virüsler de bir o kadar var. Dolayısıyla bu ortam virüs ve bakterilere hemen suçlayıcı ve kötü bakmamak lazım. Burada bir simbiyoz, bizim bir dengede yaşıyor olmamız lazım. Biz ortamı ne kadar kendiliğimize agresif, şuursuz tarımı öldürür, beton yığınına dönüştürür ve dolayısıyla havayı kirletirsek o zaman masum olan bakteriler, virüsler çok da agresif hale gelecektir. Ve benim burada söyleyeceğim en önemli hadise, herkes şu an aşı ne zaman çıkacak, ilaç ne zaman çıkacak? Bu bir akut süreci semptomu bastırır ama nedeni ortada kaldırmaz. Onun için her bireye benim ancak söyleyebileceğim, kendi bedenimize yatırım yapmamız, bağışık sistemimizi güçlü tutmamız gerekiyor. Ve bugün de biliyoruz ki kronik hastalığa giden sürecin %60'ı doğru, yanlış beslenmemizde kaynaklanıyor. Onun için bir antiinflamasyon beslenmeyi önemli. Et obur değiliz bizler. Eti mümkün mertebe tüketimini azaltmak gerekiyor. Rafine karbonhidrat, önümüzde bir Ramazan ayı sürecindeyiz ve dolayısıyla bayram süreci var. Şuursuz o tatlara saldırmayacağız ve onun sıkıntı, bedende yarattıkları
hem serbest radikaller durumu. Stres oldukça son derece önemli immün sistem üzerinde. Ama şu kadarını söyleyeyim. Soluç anlamda bir toparlayayım. Yani çünkü hiçbirimizin parmak izleri bile birbirine benzemezken sanayi tıbbının, modern tıbbın bize dayattığı formüllerde bir ilaç bulacaklar, her şeyi çözecekler. Yok böyle bir şey. Tabii. Dolayısıyla her bireyin bedeninin doğru kendi ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları yerine koymanız gerekiyor. Ve dolayısıyla sadece umudu pasif kalıp bedene yatırım yapmadan aşıyı beklemek biraz hayal kırıklığı yaratacaktır. O bedenin sahibisiniz. Bedeninize sahip çıkmak önemli. Uykunuza dikkat edin. Streste uzak durun. Doğru beslenin. Bedensel aktiviteyle beraber bağışıklık sistemi ne kadar düzenler iseniz karşınıza hangi bakteri virüs çıksa da sistem onu yenebilecek altyapıda olacaktır. Tabii ki onunla ilgili spesifik bazı ürünler olduğu zaman kullanılacak. Ben bir biçimiyle bu COVID-19 sürecinin özellikle tüm dünya genelinde bir umarım bir farkındalığa götürür. Farkındalık kasıt sadece insanların seyahat özgürlüklerini değil, şu dünyaya misafir olduğumuz bu dünyaya ortak bir paydayla bakmamız gerekli. Biliyorum siz uzun yıllarda aynı zamanda spiritüel alanda da çok çalışıyorsunuz. Evrensel titreşimlerin yanı sıra sevgiseli, bizi yaratan değer, ışık, tanrı ve bununla titreşimli oluyoruz. Ve tüm canlılar aslında titreşim içindeyiz. Ve bu dünya hepimizin, sadece insanoğlunun değil, dolayısıyla bu dünyaya biraz daha sorumluca davranmak, çöp atımından başlayıp beslenmeye kadar her birimizin sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum. Sevgili Hüseyin Azıkul, yani biraz önce de söyledim, sohbete doyum olmuyor. Biz konuşsak saatlerce konuşacağız ama belki de ben burada çok önemli başlıklar çıkarmıştım. İşte elektrosmog, uyku, nörotransmitterler, gerçek detoks. Onları belki de bir sonraki konuşmada değiniyor olabiliriz diye düşünüyorum. Şunu merak ediyorum, şu anda Mayıs'tayız. Yani hem Türkiye hem dünya genelinde ülkeler kademeli olarak normal yaşama geçmeye başladı. Bu süreç biraz aslında dene ve gör yöntemi gibi diyebiliriz. Bu süreç içinde sizin kliniğiniz açık mı? Kademeli süreci geçişi nasıl görüyorsunuz? Onu merak ediyorum. Biz kliniği hiç kapatmadık. Öyle mi? Hiç kapatmadık. Yani sadece insanlar çekilip gelemedikleri için haftanın belli günleriyle açık kaldık. Yani Mayıs ayı boyunca haftada 2 gün çalıştık. Haziran'da itibaren de Salı, Cuma 4 gün boyunca sürekli açığız. Çünkü Almanya'da özellikle bizim işimizi yapan, tamamlayıcı tıpla nöral terapiyle ilgilenen hastaların iş yükü %40 arttı. İnsanlar bilinçli ve dolayısıyla bağışıklık sistemine yatırım yapmak adına o kliniklere gidiyorlar. Tabii Almanya'da bir artı. Bu kullanılan nöral terapinin infüzyonlarının sosyal güvence kapsamında ödeniyor olması ve dolayısıyla insanlar bedenlerinin bağışıklık sistemini güçlendirmek için geliyorlar. Bence de katı yasaklardan ziyade korkuyla değil, bilgiyle, doğru bilgi akışıyla, hijyen kriterlerine uyarak yaşamın bir an önce normale dönmesi gerekiyor. Uçak seyahatlerine gelince ben uçakların dünyanın en kirli yerleri olduğunu biliyorum. Yani son 15 yıldır maskesiz uçağı bilmiyorum. Öyle dolayısıyla sadece bir COVID-19'a değil. 3 nedenden dolayı. Çünkü uçaklar havalandıktan sonra hiçbir zaman dışarıda bir temiz hava almıyorlar. Havalimanları zaten ağır metallerin yoğun oldu ve siz sürekli yukarıda klimayla yüzünüze üflüyor, ağır metal soluyorsunuz. Ağır metalleri gıda yoluyla aldığınızda %18-20'si bedene dahil oluyor ve beden bunu 18 günde yarısını atabilirken solunum sistemine aldığınız ağır metallerin %80-85'i sisteme dahil oluyor. Beden ancak 18 yılda %50'sini atabiliyor. Dolayısıyla bir kere ağır metal açısından sıkıntılı. Ben 15 yıldır hiçbir uçakta sıcak yemek yemiyorum. Dolayısıyla elektromanyetik anlamda yiyeceksem belki meyve ve su
içmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü 3 saatlik bir seyahatte fiziksel kuralla vücudunuz çok sıvı kaybediyor. O sıvıyı yerine koymanız gerekiyor. Bedeniniz ne kadar susuzsa sizin viral enfeksiyona, bakteriyel enfeksiyonlara yakalanma şansınız çok daha fazla. 3 saatlik bir seyahatte dolayısıyla eğer bir uçakta birinin üst solunum yolu enfeksiyonu varsa sizin o virüsle, o bakteriyle ortalama en az bir 48 kez temas etme durumunuz var. Onun için o maskeyle bunu tutmak önemli. Dolayısıyla bilerek, korkarak değil, yani olayı bilgiyle yapmak önemli. Elektrosmog kendi başına ciddi konuşulacak bir veri. Herkes son yıllarda tek suçlayıcı bir G5'e indirgiyor. Ben G5'i savunan biri değilim ama elektrosmog yeni değil. Ben Hayatı Keşfet kitabını 2004'te yazdım. O kitabın içinde koca elektromanyetik alanın insan bedenine yaratmış olduğu yıkımlar var. Burada mikrodalgadan tut, yüksek vericilere, klasik telefondan tut, cep telefonuna, pek çok şey. Dolayısıyla bizim elektromanyetik kirliliği çok ciddi bir sıkıntılar. G5'in bir farkındalığı bize danışmadan da etraftaki bulunan diğer elektrik elektronik cihazlarla da komünikasyon yapabiliyor olması. Dolayısıyla daha geniş bir elektrosmog yaratması anlamına geliyor. Onun için mümkün mertebe programın başında da söylediğiniz şey, bu karantina sürecinde herkes bir online olmaya çalışıyor. Ve bunun da yaratmış olduğu görünmeyen elektriksel kirlilik de sadece G5'te değil, insan sağlığını ciddi bir şekilde olumsuz yönde etkiliyor. Bunları daha sonraki bir programda çok daha detaylı ele alabiliriz. Tabii. Ben öncelikle aldım. Zaten seni çok seviyorum. Seninle sohbet etmek ayrıca ayrılık ama bugün de bu vesileyle en azından klasiğin dışına çıkarak, çünkü her sohbeti herkes yapamıyorsunuz. Tek düze bakılanla geniş bakmak arasında farklı. Bir resmi ya da bir kareyi birine gösterdiğimizde herkesin orada algıladıkları çok daha farklı. Ve biliyorum ki sen gördüğünden çok daha fazlasını algılayan bir ruha, bir yüreğe sahipsin. Çok teşekkürler hocam. Gerçekten bir mukabele diyeceğim çünkü aynı şeyi ben de sizin için düşünüyorum ve yani şu anda biz 1,5 saattir konuşuyoruz. İzleyiciler açısından, yoksa ben yani konuşmaya devam edeceğim ama biliyorum siz de yoğunsunuz. Son olarak bir şey daha sormak istiyorum. Belki bunu çok kısa şey yapabiliriz. Şimdi Haziran'da size gelmek isteyen, hem hasta olsa ama hasta olmadan bağışıklığını güçlendirmek isteyen kişiler rahatlıkla, gönül rahatlığıyla gelebilirler mi? Çünkü böyle bir bilgi kirliliği var ya, yani onu da bir altını çizmek istiyorum. Biraz önce de söyledim. Yani biz Nisan'ı tamamen çalıştık. Mayıs'ta 2 güne indirdik. Haziran'da da hafta 4 gün çalışacağız. Benim tüm yaklaşım, felsefem, hekimlik yaklaşımı şu. Hastalanında geldiğinde geç kalmış olacağız. Hastalanmak için bana geleceksiniz. Hastaysanız zaten onun tedavisini yaparız. Bir düzensizlik varsa onu akort ederiz. Ama en önemlisi de bağışık sisteminize, bedeninize yatırım yapmanız açısından hastalanmamak için. Çünkü bizim burada kliniğimizde daha çok koruyucu hekimliği ön planda tutuyoruz. Ortomoleküler destek ürünleri vesaire. Sadece nöral terapi değil, ilk Türkiye'de probiyotikleri de yazan, farkındalığı yaratan benim. Ama şu an herkes probiyotikleri yazıyor. Ve iyi ki de yazıyorlar ve dolayısıyla koruyucu hekimlik önemli ve dolayısıyla hiçbir çekinceleri olmasın. Tabii ki toplu taşımacılıklarla gelip gideceklerse o zaman o sosyal izolasyon, sosyal mesafeye, maskeye dikkat etmeleri fayda var. Ama kendi araçlarıyla geldiklerinde hiçbir sıkıntı yok ve biz eğer insanımızın sağlığı için en ufak bir dokunuşlarımız olabilecekse bu bizi sadece mutlu eder. Sevgili Profesör Hüseyin Nazlıkol, değerli dostum, yayın için çok teşekkürler. Güzel günlerde, ki bence her gün güzel aslında. Yaşadığımız müddetçe yaşam bize verilen bir mucize.
aldığımız her nefes titreşimimiz hem kendimiz hem de dünya içindeki bütün diğer formlar için çok önemli. Çünkü şükretmek gerekiyor, şükretmek evet. gerekiyor. Yani dolayısıyla güne şükretmekle başlamak gerekiyor. Ben kitaplarımın birinde özellikle Unuttuğum Bedeninde şöyle bir giriş yazmıştım. Ömer Hayyam'dan. Aldığın her nefesi fırsat bil. Ot değilsin, yeniden bitmezsin. Dolayısıyla soluduğun her nefes aslında önem. Ama diğer kısmına da şu bedene saygı duyacaksın. Organımıza saygı duyacağız. Ruhumuzla bütünlük içinde olacağız. Ve güne şükrederek başlamak. Ben meditasyon yapmadan güne başlamadığım gibi akşam meditasyon yapmadan da uyumuyorum. Dolayısıyla hem günü kapatmak hem günü kucaklamak önemli ve dolayısıyla kendi bedeninize yaptığınız meditasyonla aslında tüm insanlığa bir titreşim ve tüm canlılara bir titreşim içinde olduğumuzu bilelim. Bağırsaklarımızda 10 üst 14 bakteri var. Yani dolayısıyla kaç milyar. Siz de insan olarak bizleri de doğadaki o bakteriler gibi düşünün her bir insanın titreşimini. Ve dolayısıyla simbiyoz dediğimiz birlikte karşılıklı menfaat, disbiyoza dönüşmeden, düşmanlaşmadan, sevgiyle Erich Fromm bize kavrattığı sevgi besiniyle kendine önce doğru nefeste katkı sunmak, iletişimli olduğunu insanlara sevgiyi aktarmak, köprü kurmak, Neşet Ertaş'ın dediği gibi gönülden gönlüne giden o izi, o bilgiyi, o sevgiyi, şefkati görmek en önemli yaşam şekli olmalı. Bunu yaşarsak zaten önemli ama bu şu anlama da gelmiyor. Sadece dua ettim, meditasyon ettim değil. Bedeninize de yatırım yapacaksınız. O bedenin ihtiyaçlarını yerine getireceksiniz. Arabanızın geçen bir arkadaşla bir sohbet ediyorduk. Yani bu vurguyu yapmak adına siz de uzun yıllar yurt dışında yaşadınız. Yurt dışındaki yaşayan insanların ilk düşündükleri sigorta. Dolayısıyla sağlık sigortası, araba sigortası vesaire değil mi? Hep hep sigortalarınız olacak. Evet. Ama bir bakıyorsunuz şimdi çalışmışsınız, emek etmişsiniz, bir araba almışsınız. Arabaya 10 binler lira yatırım yapıyorsunuz, sigorta yapıyorsunuz ama kendisini sigorta yapmıyorsunuz. Evet. Yani arabayı siz kazanmışsınız, arabanın sigortası, vergisi için bir tartışma ihtiyacı duymuyorsunuz ama kendi genel sağlık sigortası yapmaya kalktığında acaba daha uygunu yok mu diye. Yani bu beden sizin, siz sağlıklı değilseniz zaten hiçbir şeyiniz yok. Her şeyden önce bedeninizin sağlığına dikkat etmeniz lazım. Arabanıza gösterdiğiniz özenin yarısını bedeninize gösterseniz sağlıklı olursunuz zaten. Çok doğru söylediniz. Ben aslında konu konuyu açıyorum. En son şunu söylemek istiyorum. Dünya genelinde yaşanan bu pandemi aynı zamanda bence insanlarda şöyle bir farkındalık yarattı. Ev alınıyor, araba alınıyor, güzel tatillere gidiliyor, güzel kıyafetler alınıyor. En pahalısı. Evet, evet. İnsan sürekli bir tüketim içinde. Bu tüketimi yaşarken ve bu tüketimi günlük hayatının bir parçası haline getirmişken aslında kendini unutuyor. Aynen öyle. Evet, yani organik gıdayı almıyor, onu pahalı buluyor ama en pahalı arabaya biniyor. Evet, yani Evet, evet, kesinlikle. Bu süreç bize aslında şu farkındalığı yarattı. Ben kimim, ben neredeyim, ben ne yapıyorum? O yüzden umarım bu kalıcı olur. Bunu işte insanoğlunun şöyle bir özelliği var. Rahatı, revayı gördüğünde zorlukları çok daha kolayca unutabilme özelliği var. Onun için size burada görevler düşüyor, bize düşüyor. Ben hem yaptığım televizyon programlarıyla, yazdığım kitaplarla farkındalığı yaratmaya çalışıyorum. Siz yaptığınız reportajlarla, yazmakta olduğunuz kitaplarla bu farkındalığı yapıyorsunuz. Ve bunu unutturmamak gerekiyor ve dolayısıyla bunu sinerjiye, bunu olumluya dönüştürmek. Çünkü insan çok kolay rivayette kapılan, dolayısıyla onu unutan, her seferinde sorun gelip kapıya dayandığı an akut düşüne, hele bizim toplumumuzda, Türkiye'de biraz da öyle. Onun için bize biraz bu süreçte biraz daha görev düşüyor. Ve programı izleyenlerin de özellikle kendi bedenlerine yatırım yapmalarını çok önemsiyorum. Sevgili Hüseyin Nazlıkul, iyi ki varsınız. İyi ki böyle güzel, değerli bilgiler veriyorsunuz. Bir sonraki programda çok daha farklı şeylerle konuşuyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Teşekkürler. Kendine iyi bak. Ben teşekkür ediyorum sevgili dostum. Görüşürüz. Teşekkürler.